not just do the body. And the whole muscle is... You don't have to buy this book, but I strongly suggest you to have an anatomy textbook in your bookshelf. Yes, what's your question? Bekliyoruz arkadaşlar. Bugün üniversitesindeyiz. Ya aslında sabah 8.30 dersimiz vardı. Ay şarjım 20 kalmış. Evet. O yüzden vlog çekmeye devam. Şimdi 48 daha bekliyoruz. Sabah 8.30 dersimiz vardı. Sabah 8.30 dersimiz vardı. Sonra işte işledik anatomiyi de. Ondan sonra biyoloji vardı. Ama biyoloji postponed oldu. Türkçesini bilmiyorum ya. Postponed oldu. İşte ertelendi. Ondan dolayı erken çıktık. Sonra cilmem adaya gittik. Ben çorba içtim. Diğer insanlar tatlı yedi. Ondan sonra şimdi çıktık okuldan. Afiyet olsun. Çıktık okuldan. 48 daha bekliyoruz. 48 daha gelirse nasipse. Allah'ım. İşte 48 daha bekliyoruz hala. Bugün de annemin semineri var. Annem konuşma yapacak, o yüzden Serra saçlarımı ördü. Çok tatlı oldu. Nasıl hissediyorsun? Mutsuzum, dolmuş sevmiyorum. Şeref ediyorsan. Şerefsiz insan mı? Serra. Serra arkadaşlar hiç memnun değilmiş videolarımızdan. Kendini görmek istemiyormuş. Ben de istemiyorum, yeter. Gerçekten mi? Yeto. Oğlum hayır, sen asıl malzeme senle benim zaten. Ne? Evet. İnsanları malzeme olarak kullanman çok yanlış. Evet, hayır, çok doğru. Burcu ile o yüzden arkadaş seni... oldum. Kamerada iyi çıkıyordum. O kadar materyalist bilmezdim. Hadi kızım, masal mı ben? Ayin yapıyoruz, kedi kesi. Arkadaşlar az önce Burcu bana çok kötü davrandı dedim, o yalandı, uydurdum onu. Gebze'de 3 dakika kalmış, biz 2 dakika kalmış, biz Gebze'ye gidiyoruz. Ben Gebze'de yaşıyorum. Yine mahremiyetimize biraz saygı duyar mısın? Şey ya, Burcu'ya kötü laflar dediğim için özür dilerim. Seviyorum Burcu'yu. Sarılıyoruz ama o çok uzun ya. Belki de ben... Ay pardon. Ben... Salık hocanın yansımışında sörtler alırsınız ama yine gelip benden almak isterseniz bir tane. Herkese merhaba, ben Dilay ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün annem konuşma yapacak Maltepe Üniversitesi'nde. Ben de şu an onunla gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Annem hiç heyecanlı değil ama ben çok heyecanlıyım gerçekten. Çok heyecanlı yani, ne bileyim. Öyle. Şimdi yoldayız. Ezenden çıktık. Annem merhabalar. Soldan devam edin. Bu da navigasyon. Ayşegül diye annem onu. Öyle yoldayım. Dediğim gibi ben gerçekten bugün çok heyecanlıyım bugün için. Bir de şey, nedense bugün aşırı mutlu olduğum bir gün. Enerjim çok yüksek. Muhtemelen okul tekrar açıldı ya ondan. Ve Serra seçimi ördü. Böyle işte hem erken bitti hem de sonraki ders bitti. İşte postponed oldu. Ben bir de bugün okul vlogu da çektim yani. Aynı şeyleri iki defa duyuyor olabilirsiniz. Anne, bugün hakkında düşüncelerini alalım. Heyecanlıyız. Ama ben çok heyecanlıyım. Değil mi? Evet. Ben sana daha çok heyecanlıyım. Maşallah böyle şey gibi oluyorum. 100 kişi gibi oluyorum. Cidden heyecanlıyım. Çok 100 defa heyecanlıyım dedim. Anladınız artık herhalde, heyecanlı oldum. İşte Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde neydi, bilinçli olalım, korunalım konulu video çekti. Şey, video diyorum. Konuşma yapacak annem. Annemin böyle konular hakkında konuşma yapması, teşekkür ederim. Ben de çok bilgileniyorum. Bilinçli olalım, korunalım. Hem bilinçli olmak için hem de hastalıklardan korumak için. Cinsel sağlık çok önemli. Tabii her şekilde sağlık çok önemli. Sağlık çok önemli. Tıp fakültesi birinci sınıf öğrencisi olarak söylüyorum. Değil mi anne? Annem bana her şeyi öğretti. Her şeyi öğretti. Çok çay içerseniz demir eksikliği. Yeter ki Dilay susun. Radyoyu aç. İnanılmaz derecede cinsel yolla bulaşan bir
dediğim size var evet geri dönüşü ama mutlaka ömrünüz boyunca sizi etkileyecek şekilde tekrar size geri dönüşleri var. Bunlardan bir kısmını hepimiz duyduk biliyoruz zaten. HIV var, AIDS, herpesler var. En çok bilinen tabletlerde 7 gün ara veriyoruz. Normalde 28'dir ama 21 gün kullanıp bir hafta ara veriyoruz. O adet döngüsünün oluşabilmesi için. 28 tabletlerde de 28 tablet var ama bu bir haftalık tabletler, içi boş tabletler. Barış noktasına kalan mesafe 200 metre. Şurası mı? Azaldı. Ama hala AIDS'in tedavisi tam olarak bulunamamakta. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci hastalığımız bahsetmek istediğim frenge. Yani sifilis hastalığı. Bu hastalıkta da 4 evre var. En kötüsü de bu zaten. 4 evrenin ilk evresi çok hafif seyredebiliyor. Bazı lezyonlar oluşuyor intihar bölgede veya penis bölgelerinde. Bu noktalarda oluştuktan sonra deri ve döküntüyle kendini gösteriyor. İkinci evre sessiz evre oluyor. Üçüncü evre de çok fazla etkilemiyor. En yoğun bölge olarak da kas ve vücut ağrılarını görüyoruz. Ve son evrede artık bu hastalıkta karaciğer, karaciğer ve karaciğer semptomları bitiyor. Diğer bir hastalık... Ben geldim. Video çekeriz. Bundan çok güzel ya. Nerede? Kapının önünde. Kanka, yanlış kapının önünde olur. Yapsın önüne şimdi. Bak bunlar çok güzel. Bakayım ben sana aksiyonlarım için. Bende vardı eskiden bunlardan da bitiyor. Hemen bitiyor ya. Biz online çizim canım. Aa bak şunların tüm renklerinden var bende. Setinde almıştım. Şunları. Şunlar çok güzel. 100 lira almış. Oha. 89, 85. Tamam 15 lira daha verelim. Merhaba. Oo bu boyalar çok güzel. Günaydın. Bugün okulun ikinci günü. Yine sabah 8.30 dersi var. Öyle gidiyoruz bakalım. İşte şimdi bir tatlı kafede bir şeyler yiyoruz. Bu da Zeynep. Niye bunu da benim telefonla çekiyorsun? Çünkü benim telefonumun arka kamerası çalışıyor. Ha. Ön kamerası çalışmıyor sadece. Bir de değil bu da annem ama annem gözükmüyor. Nasıl var? Meryem. Yap şimdi. Şimdi bir de tempo. Burcu. En önemli şeyi o bence eyeliner'ın. İçini tam doldurabilmek. Şimdi bu gözüm böyle bu şekilde. Şimdi öteki gözüme de aynısını çekeceğim. Aynı şekilde önce şöyle bir yanlışlık yapmışım söyleyeyim hemen. Videonun önceki kısımlarında Gigi Hadid sarı değil yeşil kullanıyor demişim ama tamamen yanlış söyledim. O sarı kullanıyor, ben yeşil kullanıyorum. Bu da böyle. Kusura bakmayın yani. Kafam karıştı. Ben yeşili şey yaptım. O sarı yapmış. Yani sarısını da yaparız. Hiç sorun değil. Öyle ben. Herkese tekrardan merhaba. Ben Dilay ve tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir alışveriş videosu. Denemeli alışveriş videosu. Bugün kargoları da beraber açacağız. Şimdi indirimden yine birkaç bir şey aldım ama bu sefer... Yani kargoyu açalım. Direkt yırtacağım. Bak keşke makasım, makas alsaydım keşke yanıma. Yani ben şimdi birazdan tekrar çıkaracağım için bağlamadım sırtımı. Sırtı bu şekilde. Yani sadece sırtı için almıştım.
Bilmiyorum. Bunu o kadar beğenmedim ama iade etmekle de uğraşmam açıkçası. Durur yani. Belki bir yerde bir gün giyerim. Şimdi bu şekilde hava güneşli. Ben de böyle çok cool bir insan olduğum için güneş gözlüğümü taktım. İşte kabanımı giydim, atkımı taktım. Sırt çantası taktım ama maalesef. Çünkü içinde bilgisayar ve iPad'im var. Öyle, bu da kol çantam. Kendi gözlüğüm cebimde. Şimdi ayakkabı olarak ne giysem karar veremedim. Muhtemelen Nike giyeceğim. Bakalım. Evet, bugünkü alışveriş artı bir tık ne giydiğim videosu bugünlük sona erdi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Ve videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hadi görüşürüz. Göstereceğim ve kullandım 2 hafta boyunca ne kadar memnun kaldığım, işte nasıl olduklarını, pigmentasyonları hakkında falan fikir ve beyan edeceğim. Zaten bundan sonra da bir tane makyaj videosu çekmeyi düşünüyorum. Vardı. Yokmuş. Burada beyazımsı var. Bu daha kremsi. Şimdi bunun pigmentine gelirsek de mor cidden çok güzel. Açamadım ha. Mor cidden çok güzel ve ama yine rengi ve pigmenti aşırı güzel. Göstermek istiyorum. Böyle. Bu sim direkt zaten. Böyle. Şunu yapacağız. Benim sevgilim yok ama ve böyle günleri sevmem. Ama bu tür konsept şeylerini çok severim. O yüzden şimdi makyaj yapacağız beraber. Hazırlanacağız. Öyle bakalım. Yanağımda da bir ton sivilce var. Her tarafımda sivilce var ya. Kıyafet olarak da böyle bir elbise seçtim. Açıkçası bu elbiseyi yazın almıştım Trendyol'dan. Ama hiç giyme fırsatım olmadı. Böyle güllü kolları puf bir elbise. Hatta saçım kırmızıyken kırmızı diye aldım yani. Ama hiç giyme fırsatım olmadı. Ben de bugün görünce dedim tam bu konsepte uygun bir elbise. O yüzden giyilir yani. Ben bilmiyorum, çok sevdim gerçekten. Çok da beğendim kendimi yani gerçekten. Keşke sevgilim olsaydı, keşke sevgililer gününü kutlasaydım yani. İsterseniz kollarını bu şekilde böyle kaldırabiliyorsunuz. Yani böyle veya inik de kullanabilirsiniz. Ben muhtemelen strapless kullanırım. Ama yani gördüğünüz gibi cicili bicili elbiseler alıp evde giyiyorum. Kombinlerde giyiyorum video yaparken. Bu arada kolları yukarıya da çıkıyor. Böyle de yapabilirsiniz. Ama modelde nasıldı inanın hiç hatırlamıyorum. Çünkü alalı temizinden bir 7 ay oluyor. Yani bir önceki yaz almıştım. Öyle. Böyle tatlı, cidden çok tatlı bir elbise. Ama ben hep böyle tatlı, güzel elbiseleri alıp asla dışarılarda giymeyip her zaman eşofman giyip evde böyle video çekiyorum elbiselerle. Böyle, ben de böyle. İşte isterseniz böyle strapless kullanabilirsiniz. İsterseniz de öyle omuzlu kullanabilirsiniz veya nasıl isterseniz ama ben hani her şimdi şey diyesim geliyor. Hep strapless'i daha çok severim. Strapless kullanırım aslında falan diyesim geliyor da muhtemelen ikisini de kullanırım yani tamamen o anki ruh halime bağlı. Öyle. Bu da böyle bir video oldu. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sevgililer günü ya bugün. Yani bugün değil, yarın teknik olarak. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Where is it? The location. What does it do? The function. And finally, first thing you have to apply this. So if you learn, if you answer all those 5 questions about the structures listed on the right side of my slide or left side of my slide, you learn a lot. Okay, guys? Do you have any complaint? All right. Do you still like me?
motor nörons, which sit in the spinal cord. Fossa anterior limb, aynen, tutam burası. Anterior limb, posterior surface of maxilla. Maxilla'nın alt kısmı, ileri tutarım. Posterior limb, root of pterygoid process. Şu az önce Asif gösterdi yer muhtemelen. Process diyor çünkü çıkıntı olmaz yani. Galiba. Head of mandible da zaten şu kısım. Çok sevdim. Değil mi Asif'cim? Head of mandible. Protez tırnaklarını yorumla. Hayır. Hayır, göster kameraya o. Yorumla. Arkadaşlar, ben gittim protez tırnak yaptırmaya. Dedim ki olabilecek en kısa boy olsun dedim. Baya kısa gerçekten. Adam, kadın bana dedi ki aynen en kısa bu kadar oluyor dedim. Allah Allah. Ya atma ziyade şeydi. Ben bir tane